geleceği tamamlayan açılarla karşılaşırsak, yani şöyle alfa artı beta eşittir 90 derece ise şunu söyleyebiliriz. Alfanın sinüsü betanın kosinüsüne eşit olur. Aynı şey tanjant ve kotanjant için de geçerli. Yani tanjant alfa eşit olacak kotanjant beta. Eğer açıların toplamı 90 ise birinin sinüsü ötekinin kosinüsüne ya da birinin tanjantı ötekinin kotanjantına eşit olur. Şimdi biz ifademize bakalım. Kosinüs 15, şurada da sinüs 75 var. Bu ikisinin toplamı, yani şurada gördüğümüz açıların toplamı 90 derece ettiği için aslında kosinüs 15 ile sinüs 75 birbirine eşittir. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Şöyle yazayım. Kosinüs 15 eşit olacak sinüs 75'e. Çünkü 15 artı 75 90 derecedir. Bu ikisini sadeleştiririz. Şimdi kalanları yazayım. Geriye kalanlar şöyle eşittir diyorum. Şurada sinüs 24 çarpı tanjant 63 bölü kotanjant 27 çarpı kosinüs, şurası 66'ydı. Kosinüs 66. Pardon, şöyle. Şimdi şu ikisine bakalım tekrar. 24 ve 66. Bunların toplamı da 90 derece ediyor. Bu nedenle sinüs 24 ile kosinüs 66 birbirine eşittir. Çünkü 24 ile 66'yı topladığımız zaman 90 derece buluyoruz. Bunları da sadeleştiririz. Bu durumda geriye şunlar kalıyor. Tanjant 63 bölü kotanjant 27. Şimdi bunlar için de aynı şey geçerli. Bunların toplamı da 90 derece ediyor. Bu nedenle tanjant 63 eşit olacak kotanjant 27'ye. Çünkü 63 ile 27'nin toplamı 90 derece. Toplamları 90 ise birbirine eşit oluyor. Bunları da sadeleştiririz. Bütün işlemin sonucu 1 olur. İşlemimizin sonucu 1.